Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, muhtasar Kur'an tefsirinde Bakara suresinin 282. Ayeti kerimesine geldik. Tek sayfa en uzun ayeti kerime borç e, borçları yazmayı emreden ayeti kerime. Ya eyyuhellezine amenu Ey iman edenler, ida tedayentum bir deynin ila ecelin müsemma. Belli bir süreye kadar bir borçla borçlandığınız zaman fektubuhu onu yazın. Vel yektub beynekum katibun bil adli. Onu aranızda bir katip adaletle yazsın. Ve la yebe katibun en yektube kema allemehullah katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin. Fel <laughs> yektub yazsın vel <laughs> yumlil ve yazdırsın. elledi aleyhil hakku üzerinde hak olan borçlu da yazdırsın. Vel yettekillâhe rabbehu Rabbi olan Allah'tan korksun. Ve la yebhas minhu şey'en ondan bir şeyi eksiltmesin fe in kana allazi alayhi al eğer üzerinde hak olan borçlu sefih ise yani aklı noksan ise ev zaifen veya zayıf bir kimse ise evla istati'u en yumilla ve eğer o ona güç yetiremiyorsa yani yazdırmaya güç yetiremiyorsa felyumlil yumlil bil adil o zaman velisi adaletle felyumlil yazdırsın ve teşhidu şehideyni min ricalikum ve adamlarınızdan iki kişiyi de şahit olarak tutun fe in lem yekuna raculeyni eğer iki adam olmazsa fe raculun bir adam ve emraetani ve iki kadın Mimmen men terdavne mine şüheda evet yani işte mimmen men terdavne razı e, olduğunuz e, razı olduğunuz e, şahitlerden bir adamla iki kadın e, bulunsun en tıdille ihdahuma e, biri yanılırsa fe tüzekkire ihdahumel uhra e, diğeri ona hatırlatsın. Ve la yebe Evet şahitler e, çekinmesinler, kaçınmasınlar. İza ma <laughs> çağrıldıkları zaman gelmekten kaçınmasınlar. Ve la tesemu üşenmeyin. En tek onu yazmaktan sagiran ev kebiran ile ecelihi. Yani belli bir vadesine kadar ister küçük olsun ister büyük olsun onu yanma, yazmaktan üşenmeyin. Zalikum eqsetu indallah. Bu Allah katında daha adaletlidir. O eqvamul şehade ve e, şehadet için daha e, nedir? Sağlamdır. O edna illa tertabu ve şüphelenmemenize yani şüpheye düşmemenize daha uygundur illa en tekune ticareten hadiraten ancak hazır bir ticaret olması hariç tudirunaha beynekum aranızda dönen aranızda devredeceğiniz hazır bir ticaret olması hariç fe leysa aleykum cunahun illa tektubuha bu durumda onu yazmamanıza bir günah yoktur ve eşhidu iza tebayatum e, ve alışveriş yaptığınız zaman şahit bulundurun. Ve la yudar katibun ve la Yazana da şahide de zarar verilmesin. Ve in tef'alu eğer böyle yaparsanız yani zarar verirseniz fe innehu fusukun bikum. Bu sizin için bir fısk yani bir günahtır. Ve Allah'tan اللّٰهَ sakının ve yuallimukumullah. Allah size öğretiyor. Vallahu bi kulli şeyin e, alim. Allah her şeyi hakkıyla e, bilendir. Evet ne diyor bu ayet-i kerimenin tefsirinde? Ya eyyuhellezine amenu. Ey iman edenler, billahi Allah'a ve tabi'u rasuluhu ve resulüne tabi olanlar. İza taameltum bid-deyni. Yani borçla muamele ettiğiniz zaman bi en yine yene ba'dukum yani birbirinize borç verdiğiniz zaman ila müddetin muhaddedetin belirli bir süreye kadar fektubu zalike deyne bu borcu yazın ve yektub beynekum katibun bil hak aranızda bir katip bunu hak ile vel insaf muvafık şer ve şer'e uygun bir işte hak ve insaf ile yazsın ve la yemteni'u <laughs> al-katib en yaktuba al-dayna bima yuwafiqu ma 'allamahu Allahu min al-kitabati Allahü Teâlâ'nın kendisine işte öğrettiği adalete uygun yazmaya uygun e, muvafık bir şekilde e, onu yazmaktan ne yapmasın imtina etmesin kaçınmasın fel yektub ma yumlihi ellezî aleyhil hak üzerinde hak olanı yani borçlunun yazdırdığı şeyi yazdırsın hatta takin yekune ikraren minhu bu onun bir ikrarı olsun ve yettekillaha rabbe ve Rabbi olan Allah'tan sakınsın ve la yenqus min şey'en evet o borçtan bir şeyi noksan yapmasın yoksan kılmasın noksan yazmasın fi kaderihi, yani e, onun miktarından, ev nev'ihi e, çeşidinden, ev keyfiyetihi veya özelliğinden bir şeyi noksan yazmasın. fe in kânellezî aleyhil hakku e, ve üzerinde e, hak olan bir kimse yani borçlu, eğer la yuhsinu tasarruf yani iyi davranmıyorsa ev kâne zaîfen e, yuhsinu tasarruf yani böyle aklı başında değilse diye anlayabiliriz. Ev kâne li sigarihi veya küçük olduğu için zayıfsa ev cununihi veya deliyse ev kâne la yestatî'ul imlâe li kharasihi dilsizliği nedeniyle yazdıramıyorsa ve nahve zalik ve benzeri durumlardan dolayı fel yekum bil imlâi anhu veliyyuhul mes'ul anhu bil hakkı vel insaf bu durumda o yazdırma işini e, ondan sorumlu olan velisi e, üstlensin. Bil hakkı vel insaf. Hak ve insaf ile. E, vetlubu şehadete raculeyni akileyni adileyni. Ve e, iki akıllı e, adaletli şahit de e, şah isteyin. Fe in lem yucet raculani. iki e, adam bulamazsanız. Festeşhidu raculen. Bir adam ve emretteyni tardavne dinehum ve emanetahum. dinlerinden ve güvenilirliklerinden razı olduğunuz iki kadın ve bir adam şahit tutun. Hatta ta ki nesiyet ihtel mer'eteyni bu iki kadından biri unuttuğu zaman zekkeretaha uhtuha onun diğer kız kadın ona ne yapar? Kardeşi hatırlatır. Ve la yemteni'u şuhud iza tulibe minhum Eşşehad, evet eşşehadet Eğer o şahitler borca şahitlik için çağrıldıkları zaman ondan imtina etmesinler. Ve aleyhim eda uha ida onların işte bunu yapmaya çağrıldıkları zaman eda etmeleri gerekir. Vele yusip kumul melel, yani üşengeçlik bıkkınlık, e, size e, gelmesin. min kitabeti deyni galîlen kâne ev kesîran ilâ müddetil muhaddete. Yani o belirli müddetine kadar e, az e, olsun, çok olsun o borcu yazdırmaktan dolayı size bıkınlık gelmesin. fe kitabetü deyni borçları yazmak e'adelu fî şer'illah. Allah'ın şeriatında daha adaletlidir. ve <laughs> eblevû fî ikameti şehadeti ve edâiha ve o şahitliğin ikamesi ve edası için daha uygundur. Ekrabu e, ila nefi şekki fi nev'iddeyni ve miktarihi ve müddetihi. Ve o e, işte borcun e, çeşidi, miktarı ve müddetinin e, müddetiyle ilgili bir şüphe, e, bir şüpheyi def etmek için de daha uygundur. İlla idâ kânet teâkut beynekum alâ ticaretin fi sil'atin hâdıra ve semenin hâdır. Ancak aranızda akt etmiş olduğunuz o ticaret hazır bir mal veya işte hazır bir işte karşılık fiyat içinse fela harace fi terkil kitabeti hina izin li adem el haceti ileyha. Evet ona ihtiyaç kalmadığı için onu yazmanız yazmayı terk etmenizde size bir güçlük, bir günah yoktur. Ve yeşra'u lekum el işhade men'an li esbabin niza. Allahü Teala işte bu şahit kılmayı aranızdaki çekişme sebeplerini ortadan kaldırmak için ne yapıyor? Emrediyor. Ve la yecuzul idraru bil kuttabi ve şuhud. Yazanlara ve şahitlere zarar caiz değildir. Zarar verilmez. Ve la yecuzulehumul idrar. Yine onlara zarar vermek uygun olmaz, caiz olmaz. Bimen talebe kitabetuhum ev şehadetuhum. Yani onlara yazmalarını veya şahitlik etmelerini isteyen kimseler yüzünden onlara zarar vermek caiz olmaz. Ve en yakaa min kumul idrar eğer sizden zarar verme vaki olursa fe innehu hurucun an taatillahi ila maasiyatihi. Bu Allahu Teala'nın itaatından isyanına geçmektir. Yani ona isyan etmek olur ve hafullah eyühel müminun ey müminler Allah'tan korkun bi en temtesilu ma emrakum bihi siz emrettiği şeye tutunarak ve tecteni bu ma nehakum anhu ve sizden yasakladığı şeyden sakınarak ve yuallimukumullahu ma fihi salahu dunyakum ve ahiretkum Allahu Teala dünya ve ahiretiniz için uygun olan şeyler size öğretiyor. Vallahu bi kulli şeyin alim. Yani Allahu Teala her şeyi hakkıyla bilendir. Fe la yakhfa alayhi şeyun ve ona hiçbir şey gizli kalmaz min feva ayet. bu ayetlerin faydalarından yani bu ayetin meşruiyeti tevsiik-i deyn e, yani borcu güvenceye almanın meşruiyeti ve e, sairil muamelat el maliye ve diğer mali e, muameleleri güvenceye alma e, ki defan lil ihtilaf e, ve tenazu ihtilafı ve çekişmeyi defetmek için Vücubu tesmiyetil ecli fi cemi'il e, ve envail icarat. E, yine e, işte o sürenin e, isimlendirilmesi, sürenin belirlenmesinin gerekliliği bütün borçlanmalarda ve bütün e, icarat sözleşmelerde, işte e, kira sözleşmelerinde vesaire. Subutul velayeti alel qasirine imma bir <laughs> sebebi aczihim ev da'fi aklihim ev sigari sinnihim. Ki o işte acizlikleri sebebiyle, akıllarının zayıflığı sebebiyle ve yaşlarının küçüklüğü sebebiyle o vilayetin sübutu, velayetin yani velilerin işte olaya müdahil olması. Meşruiyetül işhat alel ikrarı bidduyun vel hukuk o borçların ve hakların ikrarı için şahitliğin meşruiyeti anne e, min tamam el kitab adli fiha en yuksunal katib el insa el alfaz el mu'tabar fi kull muamala bi hasabiha yine o e, yazmanın ve adaletin işte e, tamamlayıcı unsurlarından biri e, o katibin yazmayı e, iyi bilmesi gerekir ve e, işte itibar edilen lafızları iyi bilmesi gerekir her muamelede o muamelenin işte gereğine göre. Ve la yecuzul idrar zarar vermek caiz olmaz bir hadis e, sebebin e, hukuk ve kitabetiha. Yani o hakları güvenceye alırken ve yazdırırken o, bunlardan biri sebebiyle zarar vermek caiz olmaz. La min ciheti ashabil hukuk ve la min ciheti men yektubuhu ve yuşidu aleyhi. Yani hangi taraf olursa olsun ister Hak sahipleri yönüyle isterse onu yazdıranlar veya şahit tutanlar veya şahit olanlar yönüyle dedi. Burada kaldık. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.